Şimdi öncelikle şöyle bir durumu açığa çıkartmakta fayda var. Mevcut tabloda sürece hakim olanlar, süreci yönetenler ne mutlak düzeyde bir başarı gösterebilir durumdalar, ne de böyle kolayca yenilebileceklerini öngörmeliyiz. Ama sonuçta bir ekonomik kriz belirtilerini net olarak gözlemliyoruz. Bu ekonomik krizin nasıl karşılanacağına dair dönüp mevcut hükümete bakıldığında da, Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakıldığında da hiç de ikna edici, ufuk açıcı şeyler söylemediğini herkes gözlemliyor. Bunu doğal olarak aslına bakarsanız MHP cenahı da gözlemliyor. Ve önümüzdeki süreçte büyük bir krizin ülkeye gelmekte olduğunu gören MHP, aslına bakarsanız bu tabloda AKP ile birlikte gelen bu kriz sürecini birlikte karşılamak istemiyor. Bunu birlikte karşılamak istemediği için de çeşitli bahaneleri de ileri sürerek kendisini ayrıştırma gereği hissetti. Buradan da tabii şunu anlamalıyız. Demek ki mevcut gidişat, mevcut hükümetin hükümet ediş tarzı da mutlak değildir. Örneğin ekonomik krize karşı hiçbir şekilde ikna edici çözümler önerememektedir. Bu onun çok ciddi zayıf tarafıdır. O açıdan biz de bu tabii zayıf tarafı görüyor olmalıyız. Neden görüyor olmalıyız? Yani bunu MHP bile görmüş durumda. Yoksa ilişkiler gayet iyi giderken, tüm bu süreçte bir takım olumlu pozisyonların, devletteki bir takım kadroların çok iyi paylaşılması gayet güzel gider iken, neden böyle bir tavır sergiliyor oldular? Bunun çekirdeğinde böylesi bir kriz karşısında MHP'nin kendisini ayrıştırma eğilimi vardır. Şimdi biliyoruz ki şöyle çok yaygın bir efsane yaklaşım tarzı var. Ne zaman toplumun lehine bir ekonomik karar alınmak istense ya da diyelim ki asgari ücretin arttırılması gerekse burjuva yazarlar, mevcut hükümet sürekli şunu dile getirir. Biz böyle yapalım da toplumun lehine böyle bir kararı alalım ya da ücretleri yükseltelim ama kaynak nerede? Şimdi ben bu mevcut krizin çıkmaza girme düzeyini anlatmak açısından bunu söylemek istiyorum. Bunu çok daha cüzi meblağlar için böyle söyleyebiliyor bu saydığım kesimler. Fakat şimdi bizim yani karşımıza gelen ekonomik kriz diye konuştuğumuzda karşımıza gelen tablodaki problem birincisi şu. 457 milyar dolar dış borcumuz var toplam olarak. Ama bunun yanı sıra aşağı yukarı cari açıkla birlikte 220 milyar dolar civarında acil ödenmesi gereken, yani bir yıl içerisinde ele alınması gereken borç düzeyi var. Ben şimdi herkese bunu sormuş olmak istiyorum. Yani bu kriz eğer büyük bir kriz değil ise, bu çözülebilir ise 457 milyar dolar için kaynak nereden bulunacak? 220 milyar dolar için kısa vadeli kaynak nereden bulunacak? Bunu sormak isterim. Bunu tabii niye sormak istiyorum? Biraz nazire yaparak, yani iş çok zor. Yani bundan çok daha sınırlı bütçe gerektiren çıkışlar için bile kaynağın büyük sorun olduğunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri 457 milyar dolar dış borcumuz var iken bu konuya girmemeye çalışıyorlar. Bu konuya bir cevap üretmemeye çalışıyorlar. Bu da ya da bu önemsiz bir konudurmuş gibi ele almaya çalışıyorlar. Sözüm ona işte bir takım iyi göstergeler de olabiliyor diye konuşmaya kalkışıyorlar. Doların kısmen biraz düşmüş olmasından bahsedebiliyorlar ama bu gerçeği yansıtmıyor. Ciddi bir borç krizi içerisindeyiz ve bu 457 milyar dolar. Tabii bu Körfez ülkelerinin sürece müdahale etme, siyasal ya da askeri süreçlere müdahale etme, örneğin Yemen'e müdahale etme davranışlarının korkunç bir uzantısı. Kendi bölgelerinde bu ve buna benzer girişimleri, bu ve buna benzer kanlı faaliyetler aslında hat safhada sürdürüyor vaziyetteler. Bu sefer yaptıkları hata Avrupa'ya çok yakın bir şehirde, İstanbul gibi bir şehirde bunu yapmaya kalkışmaları. Bu açıdan biraz baltayı taşa vurmuş oldular. Buna bağlı olarak da Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman aslına bakarsanız kendisini çok ciddi bir zora soktu. Bundan da şu anda Tayyip Erdoğan yararlanıyor. Dengeleri tekrar kendi lehine acaba kurabilir mi diye düşünüyor. Çünkü aslına bakarsanız kendisinin Katar'ı desteklemesiyle birlikte Suudi Arabistan'la arasında bir açı farkı oluşmuştu aynı zamanda Amerika'yla.
Şimdi buna bağlı olarak kendi konumunu tekrar düzenlemeye çalışıyor. Bu nedenle yani Veliaht Prens'e bir takım sorular soruyor. Suudi Arabistan'a bir takım sorular soruyor ama şunu hatırlatmak isterim. Onun Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a sorduğu soruları 1995, 27 Mayıs 1995'ten beri 709 haftadır, 23 senedir cumartesi anneleri kendisine soruyor. Kendisine ve kendisinden önce görev almış hükümetlere soruyor. Sordu ve sormaya devam ediyor. O açıdan eğer buna bir cevap istiyorsa, ki istemelidir elbette ki, yani konsolosluk içerisinde bir insanın böyle katledilmesi kabul edilemez bir şeydir. Ama aynı şekilde bizim ülkemizin bu ve buna benzer bir takım birimlerinde, karakollarında, emniyetlerinde veya gözaltına alınmış olma yerlerinde böylesi olayların yaşandığına dair ciddi suçlamalar olmuştur. Bu senelerce dile getirilmiştir, senelerce mahkemelere başvurulmuştur ve bundan ciddi bir cevap beklenmektedir. Ama Türkiye Cumhuriyeti ve dahi Recep Tayyip Erdoğan da aynı Suudi Arabistan Veliaht Prensi gibi buna cevap vermemektedir. Hükümetler, hakim sınıflar, bir ülkeyi yönetenler çeşitli sorunlar yaşarlar. Hiç sorun yaşamazlar. Biz her zaman zaten yenilmeye mahkumuz anlayışı herhalde sol için söz konusu olamaz diye düşünüyorum ama bu bir hakim ruh haline geldiği için her olaya aşağı yukarı böyle bir tepki veriliyor. Yani bu herhangi bir anlama gelmez. Bu bizim herhangi bir şekilde işimize yaramaz. Ama işimize yarayacak şeyler olur. Örneğin yani 1 Kasım'daki seçimlere oranla son seçimlerde AKP puan kaybetmiştir. %7 oy kaybetmiştir. Yani hiç sorun yaşamıyor. Kitleler hep aynı tepkiyi veriyor diye bir yaklaşım yok. Yani ekonomik kriz, siyasal sorunlar biraz uç verdiğinde bile kitleler buna tepki verir. Benzer bir şekilde iktidar edenler arasında çeşitli bloklaşmalar söz konusu olur. Bu bloklaşmalar arasında da çelişkiler vardır. Bu anlamıyla demin de izah etmeye çalıştığım gibi MHP ile AKP arasında bir çelişki vardır. MHP içinde eğer bir ciddi ekonomik kriz gelişi söz konusu ise kendini bir düzeyde bundan ayrıştırma imkanı mevcuttur. Bu imkanı kullanarak önümüzdeki dönemde oyunu yükseltmeye çalışabilir, kendisini farklılaştırmaya çalışabilir ve bu anlamıyla da diyelim ki bir tür daha hakim, daha güçlü olan iktidar bütünlüğünün AKP cenahına karşı kendi pozisyonunu güçlendiriyor vaziyete gelebilir. Bu açıdan bu bir yalan değildir. Yani bu gerçek bir oyundur. MHP'nin temel motivasyonu da bu anlattığım konudur. O açıdan bu sadece bir tiyatrodur denilerek işin içerisinden çıkılamaz. Bu işlerin pek şakası olmaz. Tiyatro gibi başlanmış bir şey sonra bambaşka yerlere doğru gidebilir. Kimse gerçek hayatta bunların sorumluluğunu alamaz. Sonuna kadar da böyle bir tiyatro oynanamaz. O anlamıyla da yani MHP'nin bu davranışı kriz meselesine bakılınca son derece mantıklı gözükmektedir. Aynı zamanda biz krizin aynı MHP'nin düşüncesinde olduğu gibi AKP'yi zora sokacağını biliyor olmalıyız. Önümüzdeki seçimlerde mesela bunun yansımalarını göreceğizdir AKP için.